Demasya. Kimileri buraya ışığın şehri der. İnsanların huzur içinde yaşadığı bir ütopya. Büyünün karanlığından korunan bir yer. Ama hiçbir şey o kadar kesin değil. Hikayeyi böyle okumayacağım arkadaşlar. Normal sesime döne dönecek olursak. Aa, bu hikaye biraz benim tarzıma... Aykırı, çok fazla tarzıma uymayan bir a, stilde yazılmış, çizgi roman şeklinde yazılmış. Çok fazla karakter var. O yüzden biraz inceleme, analiz şeklinde a, olmasını istiyorum. Bu yüzden de kusura bakmayın ama diğer hikayelerimi kanaldan ulaşabilirsiniz. Şu anda 35'e yakın herhalde hikaye oldu kanalda. Beğeneceğinize eminim onları da bir göz atmanızı a, tavsiye ederim. Kapaktan başlayalım Marvel'in e, hatta Marvel'ın ve Riot Games'in ortak olarak yaptığı ikinci çalışma. Bu ilki Savaş Anası'ydı. Ash'in Ash ana rolünde olduğu bir hikayeydi. Bunda ise Lux'ın ana olarak, e, ana karakter olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İlk kapağa bakarsak sol tarafta Demacia. Yine sağ tarafta Demacia ama sol tarafta Garen'in bulunduğu Demacia. Garen'in koruduğu, büyüden arındırılmış veya elden geldiğince arındırılmış Demasya. Sağ tarafta ise büyünün el sürdüğü saylasın e, sebep olduğu yıkım halindeki Demasya'yı görüyoruz. Ortada ise ana karakterimiz Lux üzgün eline bakıyor elinde büyü gücü var. E, sanıyorum çok da mutlu değil bu büyü gücüne sahip olmaktan çünkü abisi gibi halası gibi e, ve ailesinin soyundan soyundan gelen diğer insanlar gibi ülkesine yararlı normal bir insan olabilecekken bu büyü gücüne sahip olmak onu üzüyor ama yine de o da bu büyü de onun bir parçası olduğu için buna da hayır diyemiyor tabii ki. Ama yine de bunu kontrol etmeye çalışıyor kesinlikle. Bu ilk sayfaydı kapağımızdı. şimdi ilk sayfaya geçelim. Bu biraz önce başladığım yer sanıyorum yani bu tabii ki benim teorim ama muhtemelen öyle olacaktır. Aa, bu herkesin yerlerde yattığı, öldüğü, kaldığı, yaralandığı, ortalığın kan gölü olduğu yer. Sanıyorum Silas'ın idam edildiği sahnenin birazcık sonrası. Kendi hikayesinde de aa, Silas tutsak ediliyor ve ondan sonra idam ediliyor. Ve tam o sırada Lux'ın büyü gücünü çalarak ortalığı yalan ediyor ve kurtuluyor. Bu da muhtemelen o hikaye. Çünkü şu anki hikaye Silas'ın ...mahkum olduğu zamanda geçiyor. İlk hikaye öyle yani. ilk bölümü öyle. O yüzden sanıyorum hikaye... ...burada oraya bağlayacaktır diye ama... ...tabii kesin bir şey diyemem. Burada Lux... ...Garen'i alan... ...koruyan insan oluyor. Taşıyan insan oluyor. Ve sonunda da doğrusu... ...bunları benim ışığım yaptı diyor. Bunu kendisi yapmış olmasa da... ...bunlara sebep olan şey... ...Sylas'ın çaldığı... ...Lux'ın yetenekleri... Sağ tarafa geçiyoruz. Haftalar öncesine gel geldik. Ee, Garen ve Lux muhabbet ediyorlar. Böyle bir devriye diye dışarı çıkmışlar işte. Orada da bir e, seyis yama ormanda cadı var demiş falan. Garen de onun peşine gitmiş bir ev basmış. Lux da ona tiye alıyor. Diyor ki o benim abim diyor ihtiyar kadınların diyor kulübelerini basıyor diyor. Bununla gurur duyuyorum falan filan diyor. Onun muhabbetini yapıyorlar. Tam onun muhabbetini yaparlarken de ilk sayfamız durun büyücü kaçıyor durdurun falan muhabbetiyle bitiyor. Bir büyücünün kaçtığını görüyoruz ve bu bağırış çağırış Lux'ın ve um, Garen'in ilgisini çekiyor. Bu da ilk sayfamızın sonu oluyor. İkinci sayfaya geldiğimizde ise Uh, Garen bu büyücünün karşısına çıkıyor ama tek bir hamlede yere seriliyor. Ama bu Garen pes eder mi? Q'sunu açıyor, kadının peşinden koşuyor ve ultisini çakıyor kadını, yalan ediyor. Bu da bu sayfanın sonuydu. Çok güzel çizmişler aslında. Garen'in yüzü biraz böyle bir gözler sanki ufak bir ufaktan biraz çekik gibi geldi bana. Hmm, tuhaf ama yine de çizimler fena değil ya. Çok fazla bir ayrıntı yok burada. Garen'in ultiyi atıp tek atmasının dışında. Ondan sonra şuralara bakıyoruz. Bileklerini uzat büyücü diyor Garen ve kadın yalvarıyor diyor. Beni tekrar göndermeyin diyor. Muhtemelen hapisten kaçmış. Ondan sonra Lux diğer askerlerin konuşmalarına şahit oluyor. Bir kitap bulunduğunu görüyor ve kitabın hakkında konuşuyorlar. Bir diğer asker ise kitabın nereden bulduğunu öğrenin ve ailesini araştırın diyor. Ailesinin araştırılması konusu biraz laks üzüyor. Sanıyorum belki kendisi zarar görürse aile, kendisinin büyüye yeteneği olduğunu anlarlarsa ailesi de zarar görebilir diye herhalde bu daha fazla etkiliyor. Laksı diye düşünüyorum. Ondan sonra ilerliyoruz. Ee, muhabbetler devam ediyor burada. İşte Laksa asker diyor ki hani sizi bunu gördüğünüz için çok özür dilerim diyor. Keşke görmeseydiniz falan. Ama e, Garen oraya araya giriyor. Diyor ki krallığımızı güvenli kıldığın için özür dileme diyor. Laksa ise güvenli mi? Gerçekten güvende miyiz? Diyerekten küçük küçük kendince sorular soruyor. Sonra aralarında tekrar bir muhabbet başlıyor. Ee, Garen işte güvende olduğunu söylerken Lux kadının ailesini araştıracaklar, sıkıntılar çıkacak, şunlar bunlar olacak falan filan derken Garen onu teselli ediyor. Diyor belki de büyücü yoktur ailesinde falan. O yüzden çok da Canını sıkma diyor. Ama Lux ya, büyü, ya ailelerinde büyücü varsa o zaman ne olacak sürgün mü edilecekler falan derken Garen aslında daha iyi olur diyor. Çünkü sürgün edilirlerse ülkemizden uzak olurlar biz de daha güvende yaşarız falan diye. Lux burada dememesi gereken bir şey diyor abisini ama haklı şekilde söylüyor. Diyor ki biraz sorguluyor. Diyor ki bu kanunlar diyor bizim durumumuzu daha kötü hale getirmiyor mu? Ülkemizin durumunu yaşadıklarımızı... Kamülsüz bir toplum olmamızı falan filan tetikleyen bu a, kanunlar değil mi gibisine. Ardından Garen biraz hiddetleniyor. Diyor ki diline hakim ol diyor. Kanunlarımız olmasaydı diyor bu uygarlık bu görkemli uygarlık çökerdi diyor. Rün savaşları tekrardan çıkardı diyor. A, o diyor bin yıl önce olmuştu derken Lux araya Saylasın haberini sokuyor. Diyor ki daha Saylas haberi yeni oldu diyor yeni bir katliam yaptı diyor Silas. O yüzden diyor bunlar çok da geride kalmış şeyler değil diyor. Büyü tehlikelidir. O yüzden büyüyü barındıramayız burada diyor. Bu bizim güvenliğimiz için diyor. Sadece böyle sağlarız diyor. Yani büyücüleri uzak tutarak. Ya güvenlik diyor. Ve burada da bu sayfamız sonlanıyor. Bakalım. Ama ah Tam o anda, tam o anda elinde bir parlaklık görüyoruz burada. Ben elimle ekranı tutuyordum da mouse tutmak daha mantıklı tabi. Ee, elinde bir parlaklık görüyor ve bu biraz onu tedirgin ediyor. Çünkü acaba abisi gördü mü bunu? O yüzden elini hemen saklayabildiği her yere saklamaya çalışıyor. Ve biraz korkuyor diyor ki artık kontrol edemiyorum diyor bu yüzden diyor benim de sokaklarda kovalanmam an meselesi diyor. Ya birinden ya biri bana yardım etmeli ya da bir yolunu bulup kendi kendime yardım etmeliyim diyor. Ondan sonra sırf bu düşünceden dolayı abisinin ağzını aramaya başlıyor. O kitapta kadının kitabından bahsediyor. Acaba ne tarz büyüler var falan onları soruyor. Garen işte bilmediğini söylüyor. Şimdi burada kuşkulandı o kitaba veya o kitap tarzı şeylere ulaşması lazım. Um, bakalım 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 neler var hayır el koydukları kitapları karar, karargahlarında saklar hemen şurası karargahı görüyoruz burası da sanıyorum karargah uh, bu da o karargahta kesin olarak işine yarayabilecek bir kitap olduğunu düşünüyor. Ondan sonra tam oradan geçerken de geri çekilin diye bir emir geliyor askerden. Emir laksa falan değil tabi oradan geçen bir adama. Çünkü oğlunu görmek istiyor. Ama sadece kraliyet ailesine mensup ya da kraliyet işleri için giriş yapılabildiğini söylüyor. Bu sayfada bu kadar. Artık bu ortalara falan geldik. Hatta birazcık sonlara yaklaşıyoruz. Saatler sonra hikayenin başında... Garen'in Lux'un uh, Crown Guard adının çok önemli olduğunu söyle, söyle söylemişti. O yüzden Lux da bunu kullanacak şimdi. Şimdi tekrar oraya geliyor ve ben Laksana Crown Guard'ım diyor. El koyduğunuz nesnelere bakmak istiyorum diyor. Asker <gülüyor> <gülüyor> falan oluyor diyor. Tabi tabi falan diyor. Ondan sonra içeri giriyor işte. Kütüphaneye bakıyor falan. Uh... İşte bu adam gevezelik yapıyor falan bu kitaplara falan bakacak elindeki ışığı buh diye açıyor ve kendine yapay bir ışık sağlıyor böylelikle bu yapay ışık sayesinde de kitaplara bakma şansına erişiyor. Buradan başka bir sahneye geçiyoruz burada Garen ve yanında da halası Tiana Crownguard var. Garen burada şüpheli artık Lux'ın şeylerinden bu büyüye yatkın olma yeteneğinden şüpheli. Yani var aklında böyle düşünceler ama %100 emin değil. Buna %90 falan diyelim. Hala içinde küçük de olsa bir umut var. Belki de her şeyi yanlış anlamıştır diye halasıyla konuşuyor burada. İlginç muhabbetler dönüyor. Ondan sonra işte bu Lux'ın muhabbetinden bahsediyor. İşte kanuna dil uzattı falan filan filan derken Demasya'nın ışığı er geç kusurunu ortaya çıkaracak diyor. Burada büyüye yatkınlığından bahsediyor. O zaman ışığın ona yaklaşmasına izin verme diyor. Sonra arkadaşın prens evlenecek kız bakıyormuş diye duydum diyor. Prens Jarvan. Garen bundan haberi olmadığını söylerken Tiana ise işte oradan şey söylüyor. Fişvikliyor falan Garen'i diyor ki eğer diyor ikisi evlenirse Jarvan'ın karısı olduğu için prenses olacak ve zamanında da kraliçe olacak ve bu bütün sorgulamalardan muafiyet demek olacak. Hiç kimse Lux ne olursa olsun onu sorgulama cesaretini gösteremeyecek. O yüzden evlenirlerse Lux kurtulur diyor. Ee, ve Garen ise tamam diyor sabah olsun diyor. Garen'le şeyle Jarvan'la konuşacağım falan diyor. Bu sıralar hala 3. Jarvan kral. Hala zaten 3. Jarvan kral. 4. kral. 4. kral olamadı daha. Ee, Jarvan sadece prens olarak takılıyor. Tekrardan e, bu kütüphaneye döndük. Lux saatlerdir arıyor ama hiçbir şey bulamıyor. Basit basit iksir yapımı şudur budur falan filan onları görüyor. Ondan sonra neyse artık başka bir yere gideyim derken e, bir bina görüyor. Ve oraya doğru ilerliyor. Zaten istediğiniz gibi gezinebilirsiniz demişti asker. O yüzden o da istediği gibi geziniyor. Burada biraz tuhaf çıkmış saçları ışıktan dolayı sanki böyle Başını bir şeyle bağlamış, bağlamamış da hani nasıl derler anlatamam bunu neyse. O yüzden sallıyorum. Kimse var mı yok mu falan muhabbetinden sonra iki tane asker bunun önünü, gez önünü kesiyor. O da diyor ki ben ışık getirenlerin ıı, kıdemli üyelerinden bir tanesiyim falan filan diyor. Onlar da diyor ki şeref duyduk falan diyor ama buraya erişim kısıtlı diyor. İki okullu ıı, kafası esince buraya gelemez falan diyor. İki okullu neyse. İki liseli işte. İki neyse artık. Neyse. Tam o arada başka bir muhabbet oluyor. Askerler bir adamı götürüyor falan. Ee, sihri tam olarak işte kontrol altına alınamamış. O yüzden daha güçlü bir şey deneyeceğiz diyor. Belki de ona da petrisit kullanacaklar. Kim bilir. O arada komutanlar geliyor ve kim olduğunu merak ediyor Lux'ın. Lux da diyor ki ben Lux'a crown guard'ım diyor. Adam bir şey oluyor diyor. Siz crown guard silah mı çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz falan muhabbeti. Ee, öbürü de öbürüne laf atıyor diyor. Sen bile de buna lisele falan dedin diye iyice adamı yalan etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra e, komutan işte Bayan Kraugard, Kraugard bu aptallar adına sizden çok özür dilerim ihtiyacınız olan herhangi bir şey varsa derken var aslında diyor burada neleri tuttuğunuza bakmak istiyorum falan diyor merak ediyorum diyor. Ondan sonra işte zindanları falan gezdirirken bunlar büyücü mü falan diye soruyor. Herkes oradan laf atıyor, maf atıyor. Henüz hüküm giymemişler, henüz karar verilmemiş hakkında ama büyücülermiş sonuçta. Ondan sonra işte oradaki muhabbet çok da önemli değil. Adam adam işte hala anlatıyor işte. Ondan sonra sağdan soldan sesler geliyor falan. Bunların hepsini geçiyorlar. En son bir tane oda görüyorlar. İşte asıl olayın kopacağı yer burası. Bu odaya girmenize hiçbir sebep yok diyor. Ama Lux çok merak ediyor. Aklında da Silas olduğuna eminim ben. Kapıyı açın, kapıyı açın diyor. Adam hayır diyor. Diyor ki benim diyor halam diyor yüksek kral, kralın diyor yüksek mareşal diyor. Abim diyor öncülerin öncülerle birlikte canını ortaya koyuyor diyor. Ben işte şundanım falan filan sayıyor böyle uzun uzun adama. O kapıyı açacaksınız diyor. Adam diyor açamayız açamayız yapmayın diyor. Ama adam Açmak zorunda çünkü karşısında önemli bir insan var belki de yıllardır e, didine didine ulaştığı bu rütbeyi kaybedecek bu Lux'ın liseli, liseli kızın karşısında yer böyle bir ke kekoysa kezoysa falan. Neyse Tortu Dereli Silas'ın olduğunu söylüyor ama görmem lazım diyor açın kapıyı diyor. Açın kapıyı! <laughs> adam ise diyor ki onu tek içeri alın diyor. Sonra son sayfaya geliyoruz işte kapılar açılıp kapanıyor. Burayı tamamen okuyalım. Hmm, sen sihir avcısı değilsin. Nesin o zaman diyor Silas. Önemsiz biri diyor orada. Aa, Lux neden böyle konuşuyor hiçbir fikrim değil. Orada Silas Lux'ın içindeki büyüyü hissediyor. Hayır kesinlikle önemsiz değilsin. Sende özel bir şey var diyor. Ne tuhaf. Sen dışarıdasın. Bense burada biz. İkisinde de büyü var ama bir tanesi dışarıda, bir tanesi içeride. Ama aslında birbirimize çok benziyoruz. İşte burada her şeyin başladığı yer başta biraz korkuyor ama korkunun ecele faydası yok. O yüzden mecburen tekrar ve tekrar Lux ileriki bölümlerde buraya gelecek ve uh, Sylas'tan öğrenmesi gerekenleri öğrenmeye çalışacak büyü nasıl kontrol edebilir dışarıdaki hayat nasıl a, büyü nasıl bir şey şudur budur bütün soruların cevabını almaya çalışacak ne kadarını alacak biz de çok bilmiyoruz biz de beraber öğreneceğiz bu hikaye bu kadardı arkadaşlar birçok yenilik oluyor sayfada benim için yenilik sizler için yenilik değildir çünkü a, bu benim ilk çizgi hikaye serimin ilk çizgi hikayem olacak Oluyor şu anda. Ondan sonra Ryota Sor'un ilk bölümünü çektim. Ondan sonra başka neler yaptık. Ee, Yama notlarının ilkini çektim. Bunlar benim biraz acemi olduğum konular. Böyle kamera karşısına geçip direkt konuştuğum konular. O yüzden um, dilim sürüşüyor olabilir. Uh, hatalar yapıyor. Yanlış bilgiler veriyor. Sıkıcı oluyor olabilir. Ama zamanla bunların da um, üstesinden gelirim diye tahmin ediyorum. Her şey tecrübe. Millet yıllardır yapıyor bu işi. 5-6 yıldır. Millet dediğimde Dora'ya selamlar belki bir gün izler o da bu videoyu kendisini seviyorum ben bütün videolarımda her zaman izliyorum um, ama dediğim gibi ben um, çok daha yeniyim o yüzden birazcık 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 anlayışlı olursanız sevinirim bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Uh, Lux'ın hikayesine, Garen'in hikayesine, Saylasın hikayesine ve diğer birçoklarının hikayesine kanaldan ulaşabilirsiniz. İkinci bölümüyle de daha sonra görüşmek üzere. Belki bir gün eserse aklıma normal şekilde seslendirebilirim ama dediğim gibi yani çok fazla konuşma var. Çok hoş olacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.